Evet merhaba. Hazır Tavzimye Bladwa arkada gelmişken Ezio Kira hakkında biraz konuşalım. Mangayı okumadıysanız bu video bayağı bir spoiler içermektedir. Mangayı okumadıysanız videoyu izlemenizi önermiyorum. Ezio Kira hakkında ne konuşabiliriz? Yani nasıl hayatta kaldı? Karakteri falan. Genel hakkında ne biliyorsak konuşabiliriz işte. Aizen yakalandıktan sonra Ichigo tarafından yenilip Mukken'e gönderildikten sonra Merkez 46 böyle yavaş yavaş toplanırken de davalar konuşuluyordu. Minamori'nin şeyi mesela hani Aizen ihanet etti, Gin ihanet etti, Tōsen Jacutsu falan bunların teğmenleriyle Jacutsu falan olayla kim alakalıysa işte mahkemeleri vardı. Ayrıca Mayuri'nin de mahkemesi vardı. Soul Society hakkında hani takım üyelerini patlatmıştı ya. Onun da mahkemesi vardı. Mayuri'ye de bulaştı yani. Mayuri'yi de çok geçmediler kaptan olsa dahi. En sonunda ne oldu hatırlamıyorum ama bizim ilgileneceğimiz kısım Kira'nın davası. Gin'in ihaneti üstüne kendisinin de sorumlu tutulduğu şeyler vardı. Davada Kira hani Gin'in Aizen için çalıştığı ihanetini falan onayladı ama artı olarak da kılıcını Hinamori'ye doğrultmasının, Hinamori'ye savaşmasının Gin'in bir emri olmadığını hani bunun tamamen kendi günahı, kendi suçu olduğunu söyledi. Kendi yaptığı eylemlerin hani Gin'in suçlar şeyinden nasıl diyeyim sabıkasından çıkarılmasını istedi. Kendi yaptığı şeylerin, kendi işlediği günahların Gin'in üstüne atılmamasını istedi. Hani ve Kira hani Gin'in bir suçlu olduğunu kabul ediyordu ama yıllarca Soul Society'yi korumak için görev yaptığını da iddia ediyordu ki çok haksız sayılmaz ama hani çok da haklı da sayılmaz şimdi. Nayura'da hani bizim fotoğrafını koyarım zaten. Merkez 46 tarafında bizim bildiğimiz tek karakter bu olabilir herhalde. İsmini bildiğimiz ara sıra hani görünen tek düzgün karakter bu olabilir. Nayura'da Gin'in en sondaki yaptığı hareketlerin Aizen'e ihanet etmek için yaptığını kabul ediyor, yapıldığını kabul ediyor ama hani bu olay Gin'in işlediği suçları kaldırmıyor falan diyordu. Haklı, iyi demiş Nayura ablam. Ya Kira'nın bu konu hakkındaki son sözü de Gin'in suçlarını silme niyetinde değilim ama benim günahlarımı, benim yaptığım şeyleri Gin'in üstüne atmayın falan diyor. Kral amına koyayım. İşin sonunda da Hisagi ve Kira bir kınama aldılar. Goti13'teki personel eksikliği, kaptan eksikliği sebebiyle hani herhangi bir rank düşürmedir, ne bileyim rütbe düşürme veya yükseltme olayı olmadı. Öyle kınama aldılar. Sonra Soul Society kendi üzerine, Goti13 pardon, kendi üzerine dönmeye devam etti. Bu olaylardan sonra Nayure ve Kira'nın arasında özel bir konuşma geçiyor. Merkez 46'dan bağımsız. İkisi tek başına, baş başa. Gin hakkında düşüncelerini söyler. Yani üçüncü takıma girmesinin o şey akademideki holo saldırısını falan hepsinin Aizen'le beraber yaptığı bir plan olduğunu düşünüyorlar. Yani haklılar zaten. Yine en başından beri Aizen'le çalışıyordu. Ve hani diyor neden bütün suçu Gin'in üstüne atmadın? Bu çok daha kolay olmaz mıydı senin için falan diyor. Kira da tam da kendisinden beklenecek şekilde hayır bu tam tersi. Her şeyi Gin'in üstüne atmak benim asla taşıyamayacağım bir günah olurdu falan diyor. Daha direkt böyle diyor yani şu an açtım baktım. Taşıyamayacağım ağır bir yük olurdu diyor. Kral amına koyayım. Evet, şimdi Kira'nın nasıl hayatta kaldığını, o malum Busby tarafından donuta çevrildikten sonra nasıl hayatta kaldığını ve sonrasında neler yaşadığına bakalım. Hani bu arada bu anlattıklarımın geçtiği novel The Beginning of the Revival of Tomorrow adındaki bir novelde geçiyor. Tamamen Kira üstüne kurulmuş bir novel desek yerindir. Ufak bir novel okumanızı tavsiye ederim. Evet, Kira'yı hayatta tutan kişi Mayuri'nin ta kendisiydi. Kira öldüğü sırada hani Busby tarafından Donut'a çevrildiği sırada etrafında hani bayağı bir ölü vardı Shinigami arkadaşlarının. Zaten o ilk şeyde baskın sırasında o kadar çok kişi öldü ki Shinigami olarak. Mayuri Kira'nın etrafındaki cesedinin etrafındaki takım arkadaşlarının Shinigami'lerin ruhlarını alarak ruhlarını kullanarak daha doğrusu Kira'nın bedenini ve ruhunu tekrar bir araya getirmiş. Mayuri sen nesin amına koyayım? Adam öyle ölüyü diriltmiş ruhları kullanarak, diğer ruhları kullanarak. Bunun sonunda da bir ufak ekleme yapıyor Kira yani yük taşımayı sevdiğini duydum. Ölü arkadaşlarının ruhlarını, takım arkadaşlarının ruhlarını taşıyabilirsin artık falan diyor. Evet, Wabisuke, Zanpakutosu'nun adıyla da kendisi de bayağı bir bağdaşmış zaten hani Zanpakutolar ruhunun bir parçasıdır dendiği için 10 numara yazılmış yani. Yani hala ölü. Bedeni buz gibi, ruhu falan yaşıyor da yaşamıyor gibi bir şey yani. Zaten kendisinden bahsederken ben hiç kimseyim, sadece Shinigami'yim, ölü bir adamım falan diyor. Evet, tekrar anlatmak gerekirse Kira'nın şu an hayatta olmasının sebebi Mayuri'nin diğer ölmüş Shinigami'lerin Kira'nın yanındaki o ölmüş takım arkadaşlarının ruhlarını toplayarak Kira'nın vücudunu ve ruhunu bir araya getirmesi. Yani ölen arkadaşlarının mirasını aldığı ruhlar sayesinde ayakta şu an Kira.
Yani şu an ne kadar 3. takım için çalışır olsa da artık bir nevi Mayuru için çalışıyor gibi bir şey. Mayuru zaten en sonunda da diyor hani borcunu bana çalışarak ödeyebilirsin. Bu olayı şöyle anlatabiliriz. Hani Can't Feel Your Own World romanında Kunishi'ler ve Espadalar, hatta Thousand Year Blood vardı da gördük. TYBV'den gördük. Çoğu şey Arankar Mayuru için çalışıyordu. Kira için de aynı durum söz konusu diyebiliriz. Shaz Domino ile savaşında da hani şeyi yendiğinde, Domino'yu yendiğinde Domino ölmek üzereyken Kira'ya bayağı bir lanet okuyor, bayağı bir beddua ediyor, küfür ediyor falan. Hani Kira da o zamana kadar hiç kimse olduğunu, sadece ölü bir adam olduğunu, Shinigami olduğunu söyleyen Kira da, hani lütfen eğer birisini lanetleyeceksen beni lanetle, ben Kira Izuru'yum, başkasını lanetleme falan diyor. Lütfen sadece benim adıma lanet et falan diyor. Adam onu bile yükleniyor amına koyayım. Bu arada bu az önceki anlattıklarım, bu Domino kısımları, savaş kısımları, ben sadece ölüyüm, cerküt falan kısımları. Sanırım hani Lil Barro'nun bu şeylerini kesmeden önce o şey yaptığı var ya, mangada öldükten sonra geldiği ilk görüntü kısım var ya, ondan öncesini anlatıyor diye biliyorum. Sonrası da olabilir. Yani öncesi daha mantıklı. Öncesini düşünmek daha mantıklı. Çünkü Domino'yu yendikten sonra Nayura ile konuştuktan sonra oradan ayrılıyor. Nayura. Nayura da Kira'ya diyor işte, lütfen ölmeden geri dön. Anlamıyorum. Aralarında romantik bir bağ mı var? Rukiya Ichigo gibi bir arkadaşlık var mı? Var, orasını çok anlamadım. Okursanız bana da anlatın yani arkadaşlar. Ben okudum da çok zaman geçince unuttum biliyor musun? Ne yalan söyleyeyim. Aralarındaki bağdan çok şey değilim ama şu an az önce bir okudum şey yapmak için. Son videoyu doğrulamak için. Yani ben romantik bir bağ var diyebilirim ya. Yanlış da olabilir. Yani umarım anlatabilmişimdir. Kira çok güzel bir karakter. Güzel bir teğmen. Yazılmışlığı da iyi. Bu karakteri sevin. Lütfen.